Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Green Card çekilişinin formunun nasıl doldurulduğunu göstereceğim. Fotoğrafla alakalı bilgiler vereceğim. Öncelikle bu ilk videomda fotoğrafımızı nasıl yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı bilgiler vereyim. Google'a girdikten sonra arkadaşlar DV diyoruz, Lottery diyoruz. Ben daha önce girdiğim için arkadaşlar otomatik olarak burada geldi. Siz bunu aramaya yazıyorsunuz. Enter diyorum ve sayfada açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. dvlottery.state.gov. Bu sayfaya giriyoruz. Sayfada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bilgiler var. Arkadaşlar ortadaki butondan fotoğrafımızı ayarlayacağız. Alttaki begin entry'den de formumuzu dolduracağız. Yani bu videomuzda öncelikle fotoğrafımızın nasıl olması gerektiğini görelim. Chrome'da arkadaşlar Google Chrome'da bu işlemi yapamıyoruz. O yüzden Internet Explorer açacağım. Evet, buraya geldim arkadaşlar. Yine DV diyorum. Şöyle bir saniye. DV dedikten sonra evet daha önce girdiğim için yine gördüğünüz gibi aynı site geldi. Hemen tıklıyorum arkadaşlar. Sayfamız aynı sayfa açıldı şu an. Gördüğünüz gibi ortadaki butona tıklıyorum. Photo Example. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yine bir sayfa açıldı. Fotoğrafların örnekleri var burada gördüğünüz gibi. Kabul edilen cinsten fotoğraf bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı olanlar kabul edilmeyenler. Renk, gölge, karanlık bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sonra Photo Tool diyoruz arkadaşlar sağ tarafta. Buraya tıklıyoruz. Bilgisayarınızda Adobe Flash yüklü olması gerekli. Boşa tıklıyorum. Adobe Flash'a izin ver diyorum arkadaşlar. Ve sayfa açıldı. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı burada ayarlayacağız. Yeşil çizgilere dikkat edelim. Bizim fotoğrafımızın aynı bu şekilde olması gerekli. Sol altta Choose Photo diyorum. Evet, gördüğünüz gibi fotoğrafımız geldi. Bu fotoğraf aynı zamanda 2010 yılında çekilişe katıldığım zaman kullanmış olduğum fotoğraf. O sene ben Green Card kazanmıştım. Bu fotoğrafım normalde benim ayar yapmadan kullanabilirim arkadaşlar. Fotoğrafçınıza gittiğiniz zaman pasaport fotoğrafı isteyin arkadaşlar ve genişlik ve uzunluğunun 5 santime 5 santim olmasını isteyin. Aynı zamanda genişlik ve uzunluk yine 600 piksele 600 piksel olmalı. Bu şekilde yaparsanız büyük ihtimal ayar yapmanıza da gerek kalmayacak. Fotoğrafımızı açıyoruz. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil çizgiler şu an suratımızın, yüzümüzün ortasında. Hemen sağ taraftaki küçük çubuğu tutuyorum arkadaşlar. Sola doğru çekiyorum. Gittikçe bakın fotoğrafımız kendi haline, yani onların istediği ebata gelmeye başladı. Çektim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an biraz önce gördüğünüz fotoğrafla aynı yeşil çizgiler onların istediği gibi büyük çizgi kafamızın dışında küçük çizgi ise çenemiz ve alnımızın ortasına gelecek şekilde ayarladık. Ortada arkadaşlar crop foto diyor. Bunu crop yapıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz bitti. Şu anda fotoğrafımız bu ve sağ tarafta da yine save foto diyor arkadaşlar. Save foto diyoruz. Değişik isimle fotoğrafımızı kaydediyoruz. Fotoğrafla alakalı arkadaşlar işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi işlemimiz bu. İkinci videomuzda arkadaşlar bekarlar için Green Card başvuru formu nasıl doldurulur onu göreceğiz. Üçüncü videomuzda ise evli olan arkadaşlar ve çocuğu olan arkadaşlar için nasıl form doldurulur onu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. İkinci videomda görüşmek üzere.